Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu boyun güçlendirme olacak. Biliyorum birçoğunuzun boyun fıtığı, boyun ağrısı, düzleşmesi ya da çukurlaşmasına bağlı boyun bölgesinde problemleri var. Ve eğer bu problemlere bağlı olarak doktora da danıştıysanız, doktorunuzun size muhtemelen önerilerinden bir tanesi o bölgeyi korumanın yanı sıra aynı zamanda kuvvetli tutmak. Unutmamak gerekiyor ki nasıl sırt kaslarımızı, kol kaslarımızı, bacak kaslarımızı da kuvvetlendiriyorsak boyun bölgemizdeki kasları da kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki o bölgedeki omurganın etrafında desteklik vazifesini yeterince yerine getirebilsin. Aynı zamanda boyun bölgesindeki kas kuvvetsizliğine bağlı ağrılarınız varsa da bu ağrıları en aza indirsin ve günlük yaşamınıza çok kaliteli ve enerjik bir şekilde devam edin. Biliyorsunuz ki bizim şu kambur duruşumuzdan dolayı, gevşek duruşumuzdan ya da sürekli telefonla başımız önde uğraştığımızdan dolayı bu özellikle boynun arka tarafına tutunan kaslarla ilgili problem yaşıyoruz. Bazılarınızda ense kökü ağrısı şikayeti, bazılarınızda böyle omuz bölgesine yayılan ağrı şikayetleri oluyor. O yüzden bu videomda size boyun bölgesini nasıl kolaylıkla kuvvetlendirebilirsiniz, çok kolay egzersizler göstermek istiyorum. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde uygularsanız boyun bölgesindeki bu farklılığı, dik durma isteğini ve gerçekten başınızı sabitlemenin kolaylığını hissedebilirsiniz. Sizden ricam egzersizleri düzenli uygulayıp en az 4 hafta devam etmeniz yönünde olacak. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin size o bölgeyi kuvvetlendirecek çok kolay ama etkili egzersiz programını paylaşayım. Boyun güçlendirme programına ilk egzersizimizle başlayalım. Bu egzersizimiz benim çok sevdiğim, gerçekten özellikle şu boynun üst kısmına tutunan, böyle ense kökünüze yapışan kasların stabilizasyonu ve kuvvetlenmesi için kullanacağımız bir egzersiz. Evet, gıdık çıkarma egzersizi. Hafif yan dönerek gösterirsem bu şekilde tam olarak bu düzlemde başınızı omurganız düzgün pozisyondayken geriye aldığınızda özellikle 3-4 tekrar sonrası siz de çok rahat o bölgedeki kasları hissedebilirsiniz. Şimdi konuşmadan örneklemek istiyorum size. Şeklinde yapacağımız egzersizde özellikle bu arkaya geliş kısmında bunu yaptıran kaslar bizim gün boyu bu gevşek duruşta uzattığımız zayıflayan kas grubu. Dolayısıyla o bölgedeki bu kasları çalıştırarak boyun bölgemizin daha az ağrılı ve daha kuvvetli olmasını sağlayabiliriz. Şimdi bunu gelin bir de yatay pozisyonda göstereyim. Yatarken de isterseniz bu egzersizi çok daha kolay algılayabilir ve uygulayabilirsiniz. Aslında yatar pozisyonda uygulamak çok daha basit. Çünkü sizden istediğim bu şekilde başınızı arkaya doğru bastırıp öne doğru gevşek bırakmak. Bu şekilde arkaya doğru bastırıp öne doğru gevşek bırakmak. Bastırıp, dikkat ettiyseniz burada bir gıdı çıkması oluyor. Egzersiz adını buradan alıyor. Öne doğru gevşek bırakmak. Bastırdım. Öne doğru gevşek bıraktım şeklinde bu egzersizi yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Başınızı arkaya doğru bastırdığınızda özellikle bu ense bölgesindeki o yayılan kas tutma hissini hissetmeye çalışın. Bastırdım. O bölgeyi yeterince birkaç saniye bekledim, hissettim. Gevşek bırakıyorum. Çektim. O bölgeyi hissettim. Gevşek bırakıyorum şeklinde 10 tekrarlı 3 set, yani toplamda 30 defa bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizi yine yatarken göstermek istiyorum. Çok kolay ama çok etkili bir egzersiz. Başımız önde ve gevşek duruşta durduğumuz için genellikle boyun bölgesindeki kas kuvvetsizliği özellikle bu ön kısmında yaygın oluyor. Sizden istediğim yine sırt üstü yatış pozisyonunda hafifçe başınızı kaldırıp kasları hissedip yavaşça yatağa tekrar bırakmanız. Kaldırdım, bıraktım. Kaldırdım, bıraktım. Zaten bunu yaparken özellikle boyun bölgesindeki kasları çok rahat hissedeceksiniz. Ve çok çabuk yorulacaklar.
Dolayısıyla sizden istediğim 10 tekrar bu egzersizi uygulayıp biraz bekleyip o bölgeyi dinlendirip 3 set tekrar etmeniz. Gerçekten bu egzersizi uyguladıktan sonra bu bölgenin ne kadar kuvvetsiz olduğunu ve geliştirilmeye muhtaç olduğunu hissedebilirsiniz. Lütfen egzersizi uygulayın ve hatta hissettiklerinizi yorumlar kısmında bana iletin. Üçüncü ve son egzersizimizin uygulamasını da bu şekilde yüzüstü pozisyonda yapacağız. İsterseniz bir yatak kenarından, kanepe kenarından faydalanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sizden istediğim başınızı yavaşça aşağıya bırakıp sırtınızla birlikte dümdüz pozisyondayken hafifçe yükselmeniz. Yavaşça bıraktım. Dümdüz doğruldum. Bu şekilde yaparken eğer başınızı bu şekilde arkaya alırsanız ben bunu istemiyorum. Çünkü bu başı arkaya almak sırasında özellikle boyun bölgesinin telefonla oynadığımız ya da bilgisayarla oynadığımız kısımdaki gibi kısalması bizim egzersizlerimizin etkisini azaltacak. Sizden istediğim başınız dümdüz aşağıdayken üst sırt kaslarınızla birlikte yukarıya doğru tırmanmanız. Yavaşça bırakacağım. Ve doğrulacağım. Bunu yapmak gerçekten böyle çok zor değil. Ve özellikle boyun bölgesinin üst kısmına tutunan bu bölgedeki kasların kuvvetlenmesi için çok kıymetli. Yine bu egzersizi de 10 tekrarlı 3 set uygulayabilirsiniz. Eğer yapmakta güçlük çekiyorsanız da bu şekilde egzersizi bekleyerek 10 saniye boyunca özellikle üst sırtı, boyun bölgesini hissederek yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi lütfen başınızı bu şekilde öne, arkaya şeklinde egzersizi uygulamayın. Tekrar gösteriyorum. Dümdüz aşağıya, yavaşça sırtımla doğruldum. Dümdüz aşağıya, yavaşça sırtımla doğruldum şeklinde egzersiz yapın. Zaten bir süre sonra özellikle şu boyun bölgesinin arka kısmındaki kasları çok rahat hissedeceksiniz. Dolayısıyla bu 3 egzersizde hem boyun bölgesinin üst kısmını, hem ense köküne tutunan kısmını, hem de arka kısmı komple çok rahat hissedebilirsiniz. Egzersizleri özellikle 10 tekrar 3 set desem de eğer siz zamanla daha kuvvetli hissediyorsanız egzersizlerin tekrar sayısını artırabilirsiniz. Ama bu 3 egzersizi ister yatak kenarında ister az önceki gösterdiğim gıdık çıkarmayı oturur pozisyonda uygulayın. Gerçekten düzenli uyguladığınızda o bölgedeki farklılığı çok yakın zamanda hissedebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer bu egzersizleri yaparken herhangi bir ağrınız olduysa lütfen çok da fazla zorlamadan ara ara dinlenerek egzersizleri uygulayın. Çünkü boyun bölgesindeki kaslarımız yorulduğunda hemen kendilerini kasarak cevap veriyorlar. Yani bu egzersiz seansının sonunda biraz böyle boyun bölgesinde doluluk hissi oluşabilir. Ama bu his birkaç saat içerisinde kendini gevşemeye ve o bölgedeki ağrının azalmasına bırakacak. Dolayısıyla endişe duymamanızı öneriyorum. Ama kafanızda ciddi soru işaretleri varsa, çok çekilmez ağrılarınız, ellerde uyuşmalarınız varsa da öncelikle mutlaka doktora danışmanızı öneririm. Çünkü boyun bölgesi her zaman söylediğim gibi, videodaki egzersizlerde de belirttiğim gibi hassas bir bölge. Mutlaka bu konuda uyanık davranın. Bütün bunların yanı sıra kafanızda fizyoterapi ya da problemlerinizle ilgili herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan bana ulaşabilir ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bırakabilirsiniz. Ben mümkün oldukça bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.